Merhaba, HDP Herkes İçin Adalet Kampanyası'ndan iş aş buluşmalarına, ulusal birlik çalışmalarından kadın eylemlerine kadar sokaklarda omuz omuza halkla birlikte tecride karşı ve nefret siyasetine karşı mücadele yürüttü. Sokağın gündemiyle başlayalım. Biliyoruz ki bu ülkenin kaynakları savaşa aktarılıyor, bu ülkenin kaynakları saraya aktarılıyor, bu ülkenin kaynakları yandaşa aktarılıyor. Hayırlı olsun. Kapılar hiçbir şekilde kapanmazken, turist alırken Van'a yapılan bu ayrımcılığı biz de anlamış değiliz. Burada 2-3 tane hayvan getiriyorum. Hayvan başı bana 6-7 milyar ceza kesiliyor. Başka bir şey gerek olsa alıcı adalet. Terörist eve, bu hududumuz ona. Terörist eve, terörist ne azimez bizim. Arkadaş nefesi azihildim, biz ceza bileyim. İmralı'nın kapısının açılması gerektiğini Türkiye toplumuna söylemek istiyorum. Çünkü tecrit devam ettikçe savaş politikası derinleştiriliyor. Tecrit devam ettikçe Türkiye'nin ekonomik krizi derinleşiyor. Tecrit devam ettikçe cezaevlerinde hak ihlalleri, bütün cezaevleri İmralı'ya dönüştürülüyor. Mrav zmane dayike jigotunan da alimi, le lazime ev zaman de kanuna esasi de ben askırın o kabul kirin. Burada yapılan sadece bir çevre düzenlemesi değil. Bu halkın dilini, kültürünü, inancını düzenlemek istiyor. Asimile etmek istiyor. Evet, bakanlık yetkilileri telaş içerisinde. Çünkü kayyum sistemi gerçekten çöken bir sistem, çöktü. 2016'da notu düşareleri ve dema anhatici çiru heşareleri ve desteğinde sıratlarıyan AKP hattın gaskırın. Ankara gündemi de bu hafta oldukça yoğundu. İçişleri Bakanlığı'nın Gari operasyonuna yönelik iddialarına fotoğraflarla ve belgelerle yanıt veren HDP, muhalefet partileriyle olan görüşme turlarına da devam etti. Diyorum, madem elinde böyle bir bilgi, belge vardı, neden savcıya vermedin, televizyonda açıkladın? Bunu açıklamak için Gari operasyonunu niye beklediniz? Bu fotoğrafı kim çekti? Ve bu çekilen fotoğrafı bize kim verdi? Soylu bunu araştırsın. O salonda kimin nerede oturacağını belirleyen bile bizzat Erdoğan'ın kendisiydi değerli arkadaşlar. AKP'ye şunu söylemek isteriz. Asla sizden korkmuyoruz. Asla sizin intikamcı, inkarcı ve rehin alma operasyonlarınızı tanımıyoruz. Li gori li kolin u raporan li Türkiye navbera 1908-1909 da nezi 36 zaman dahatın ahaftın. Li jiber qadexeyan naha jivan zaman zamanan gel ki wan tunebune. Kesinlikle hiçbir ceza beni yolumdan vazgeçiremez. Vallahi de vazgeçilmez, billahi de vazgeçilemez. Kadınlar 8 Mart'ın hazırlıklarına büyük bir coşkuyla başlarken aynı zamanda sokaklarda baskılara, işkencelere ve katliama karşı mücadele etmeye de devam etti. Bu 8 Mart'ta da biz HDP Kadın Meclisi olarak isyanımız, özgürlüğümüz için Beberhodane Jin Dimeşin Azadiye sloganlarıyla alanlarda olacağız. Ayrımcılığa, yoksulluğa, erkek ve devlet şiddetine karşı özgürlüğümüz için isyandayız. 8 Mart'ta sokaklardayız. Bizler Türk kadını, işçi kadını, Alevi kadını, Türk kadını yan yana, kol kola, omuz omuza olacağız. Hoş geldin 8 Mart diyoruz. HDP'nin emek gündeminde bu hafta grevdeki işçiler, tarladaki emekçiler ve borçlarından dolayı iş yerlerini açamayan esnaflar vardı.